Hepimiz. Hepimiz ama alayımız, olanımız, olmayanımız, yoksulumuz, varsılımız ve kızımız, kızanlarımız. Küçük büyük, cesur ve ürkek, güzelimiz ve çirkinimizle, başına buyruk, çocuktuk, deli dolu çocuk bir zamanlar. Ne varsa gözümüzde her şey, iyi de dalları misali avare, zor kavuşurdu kollar, çünkü şişmandı yüreğimizdeki o puslu, puslu aynalar. Ve gün oldu, suskunluğumuza sırdaş oldu, işte şu yoldaş taş duvarlar. Yolda kalsa da, yarım kalsa da, çoğu Tarsus liseli düşlerimizin, mutluyduk, mutluyduk yine de koynunda şu güzelim memleketimizin. Çocuktuk biraz, deli dolu birer çocuk, çocuk bir zamanlar. Her sabah ama her sabah hepimiz aydınlanmaya kararlı birer Mustafa Kemal'dik. Hayatta en hakiki mürşidi sadece ilim olduğunu bildik. Başımız, başlar dik ve hepimiz nasıl da şendik, nasıl da şendik. Hem de hiç olamadığımız kadar. Belki de tok değildik hani o kimi sabahlar. Islanırdı, üşürdü ve titrerdi serçeler gibi bazımız. Ne zaman göz göze gelsek bir soluk arasında biriyle, dolanırdı birbirine heyecandan işte bu şaşkın ayaklarımız. Ama temizdi tırnaklarımız, elimiz, yüzümüz ve yüreğimiz. Her sabah sanki ilkmiş gibi yaşanırdı işte o kaçamak bakışmalar. Ve mutluydu sokaklarında Tarsus'un, mutluyduk hepimiz, hepimiz mutlu çocuklar. Asitli bir gazoz ve hani o gevrek kazan simidi ile sanki birer büyük halk şöleniydi okulumuzda teneffüsler, molalar. Söyleyecek bir sözü vardı mutlak ama mutlak herkesin. Özgürlüğe düşkündü nedense ve yaratıcıydı Tarsus'ta düşünce. Gülümserdi özgüvenle geleceğe erkekler, kızlar. Umut yoğururdu bizim liseli umut, belki evrenin bile hiç yoğurmadığı kadar. Vay be! Neydi o günler, hey gidi, neydi o günler ve daha neler neler. Tanımsız bir keyifti Tarsus liseli olmak, sanki o yüce tanrıdan bir lütuf. Bazen gaz, bazen talaş ama hep düşün ve akıl kokan sınıflar. Ve biraz da aşk ve aşklar, Romeo ve Juliet, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zöhre'si. Ya o hocalar, ya o rüzgarın oğlu Toroslusu, ya John Alice'i, ya mağrur adımlarıyla o Şakire Toprak hanımefendisi. Doremi diye bir sarışın vardı, adı Süreyya
ve bir de Zanapalı Mahmut ve Müşerref Hanım. Sanki iki gözlüklü komutan misali bir müdür, Müslüm Bilgin, biraz İngiliz Tarık, bir Necat Güngör vardı, sanki spor için yaratılmıştı, sanki o sadece sporla yaşar. Ve bir de coğrafya benim der gibi Dalton Tekin hocalar. Kimin aklında şimdi acaba o Şemsettin Öztürk ve Müslüm Şafaklar? Ya o Hamido? Ah sen Ferhan Taşova hocam. Ah sen hocam ve o tükenmeyen, bitmeyen bir dil bilgisi derdin. Hani kendi anlamından başka gayrı anlam taşıyan diye başlayan ve o taş örme sınıflarda yankılanan ve günler, aylar boyu bitip tükenmeyen nice anılar. Ne mümkün şimdi unutmak o komşumuz Karakök Ali İhsan Demireli? Nasıl unutulur ki şimdi Ayten Hoca ve bir de o sit down please Hayri Eker? Ya o Bedrettin Südekan, nesli tükenmiş bir İstanbul beyefendisi sanki. Sevim Akış desem ve bir de Güzin ve Mahmut Taze, ya o Süleyman Çimeli Hoca? Bir de Doğu Karadenizli Yağız Turgut Reis, Adil Görgün, Cengiz Bülent hocalar, şimdilik bunlar bizde akılda kalanlar. Hüzün, evet hüzün, evet biraz hüzün, hüzün deyince bugün bile yürekler yakan o Erdoğan Kükrekol efsanesi. Duvarlar, duvarlar, ah siz duvarlar! O siyah bembeyaz ölümsüz fotoğraflarda ve kim bilir daha nice liseli yürekte şimdi bir hasretle yaşayan siz duvarlar! Ne desem şimdi acaba? Hem ne desem başka? Kim acaba nasıl duyumsar? Düşünüyorum ve diyorum ki, bir anıttır yüreklerde Tarsus Lisesi. Bunu ancak yüreğinden yaşayan anlar. Ve derim ki şimdi, isyan var bugün, isyan seni nasıl yıkarlar? Düşünen 74'lüler adına buna şimdi bir itirazım var. Duvarlar, sizi yıkan o kör zihniyeti söyle nasıl affederiz ki bugün? Nasıl affeder ki onuru ve aidiyeti kimlik bilen ben, sen, o, biz, siz, onlar ki şu taş duvarlarda en güzel günlerini yaşayan biz, ben, sen, o, biz, siz, onlar ki liseli Tarsuslular. Mehmetcan Bolat ile bir şiirsel anlatı. Tarsus Liseli olmanın ruhu ve bir zaman yolculuğu. Sözleyen ve yorumlayan ben Mehmetcan Bolat, müzik eşlik Reşat Özerdem, teknik destek Turgay Çevikoğulları. Tarsus Liseli olmanın önemi ve değerini anlayanlara selam olsun.